Kardeşlerim, CHP'nin başındaki zat salı günkü konuşmasında öyle ahlaksızca, öyle terbiyesizce, öyle haysiyetsizce ifadelere sarıldı ve şahsıma saldırdı ki inanın bana ben bu kişinin seviyesine inmeyi kendime zül addederim. Gençler, Üstad Necip Fazıl böyleleri için alçak demezdi. Üstad alçak ifadesinin bir seviye belirttiğine inandığı için böylelerini çukur diyerek tarif ederdi. Çünkü alçaklık bir seviyedir derdi. Onun için çukur. Bu zat da öyledir. Yani çukurun ta kendisidir. Hatta bu zat sadece çukurda değil, aynı zamanda kullandığı ifadelerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zannediyor ki bende ağız var, her türlü ifadeyi kullanırım. Senin o kullandığın ifadeleri biz unuttuk. Biz dahasına da muktediriz de bulunduğumuz makamlar buna müsaade etmiyor. Kendisinin sadece ahlakla ve onurla değil, aynı zamanda siyasetle, belagatla, fikirle de uzaktan yakından ilgisi olmayan sözlerini asla muhatap almıyor, cevaba değer bulmuyor. Güya kadınlara hitap ediyor. Güya otizmli çocuklardan söz ediyor. Güya bir tarihçimizi eleştiriyor. Ama her nasılsa cümlelerin sonu hep benimle bitiyor. Neymiş? Bizi uyutmayacakmış. Biz günün 24 saatini, haftanın 7 gününü, yılın 365 gününü zaten ülkemizde ve milletimize hizmet yolunda durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz. Asıl sen içinde bulunduğun dalalet uykusundan uyanmaya bak. Bunların hepsini de bir kenara bırakıyorum. Şahsi meselelerimizi yutkunarak da geri plana bütün bunları atabiliriz. Ama ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olduğunda kusura bakmasınlar. Kimseyi gözümüz görmez.